İlhan Polat bir kilo baklava çalmış olsaydı 10 yıl hapis alırdı. Hani Antep'te çocuklar baklava çalırken yakalanmışlar ya. Evet. Çünkü Türkiye'de büyük çaldığında ortak oluyorlar o paraya. Ve sen yatmıyorsun. Kimse yatmıyor. Yolsuzluğun boyutu büyüdüğünde cezan or ceza oranı o oranda düşüyor. Hapis yatma ihtimalinde o oranda düşüyor. Çünkü yolsuzluğundan ortak ettiğin insanlarla güç elde ediyorsun ve bir şekilde yargıyı bağlıyorsun, siyaseti bağlıyorsun. Sistem böyle işliyor. Yani 10 bin liralık bir hırsızlık yapmışsan geçmiş olsun. Battın. Bütün hukuk sana işler. Ama 50 milyon dolarlık bir, 100 milyon dolarlık bir hırsızlık yaptıysan hallederiz. Oradaki 50 milyon doların bir kısmını gözden çıkarman gerekiyor. Türkiye böyle bir ülke. 40 yıl hapis istiyorsun, ilk celseye çıkarmadan serbest bırakıyorsun. Çünkü burada hukuk yok. Burada para işliyor. Ben geçen programda demiştim? Türkiye'de hukuk artık parayla satılan bir metaya dönüşmüş durumda. Türkiye'de devletle toplum yani iktidarla ülkeyi yönetenlerle Toplum arasında hırsızlıkta ittifak var. Sen çalıyorsun, tamam ben sana göz yumacağım, ben de çalıyorum, sen de bana ses etme. Kardeş kardeş geçinip gidiyorlar. Hırsızlar ittifakı. Kimi oluyor? Garip kurabaya. İşte 10 bin lira emekliyle hayatını sürmeye çalışana, 17 bin lira asgari ücretle kavrulup durana, hayat kurmaya çalışan gence, olananlar oluyor. Geriye kalan kendine bir şekilde bir çete mafya şeyinde sürdürüyorlar.